Evet, 12. sorunun çözümü. Bu da gene periyodik cetvelle ilgili. Daha doğrusu 3 tane elementle ilgili verilen bir soru tipi. Evet, demiş ki manezyum 12, alüminyum 13, argon 18 elementleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Evet, ben şu anda 3 elementin elektron dizilimini yaptım. Manezyum 282'den 3. periyot 2A'da, alüminyum 3. periyot 3A'da, argon da 3. periyot 8A grubunda bulunan elementlerdir. Yanlış olan sorulmuş. A seçeneğine baktığınız zaman argon oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Periyodik sistemden bu grupların özelliklerini yakinen biliyoruz. 8A grubu oda şartlarında tamamı gazlı. Dolayısıyla biz bunlara soy gazlar ya da asal gazlar da demiştik. Argon bir soy gazı olduğuna göre A seçeneği doğrudur diyorum. B'ye baktığınız zaman alüminyumun birinci yoğunlaşma enerjisi manezyumun birinci yoğunlaşma enerjisinden büyüktür. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Alüminyum 3A grubunda, manezyum 2A grubunda aynı periyotta bulunan iki element. Alüminyum manezyuma göre daha sağda olmasına rağmen periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittiğiniz zaman evet birinci yoğunlaşma enerjisi ne yapıyordu? Genelde artıyordu ama genelde çok özel bir durumumuz vardı. Aynı periyotta 2A'nın birinci yoğunlaşma enerjisi 3A'dan, 5A'nınki de 6A'dan daha büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla alüminyum ve manezyum aynı periyotta ama alüminyum 3A grubunda, manezyum da 2A grubunda. Alüminyum küresel simetri özelliği göstermezken manezyumun küresel simetri özelliği göstermesinden dolayı özel durumumuz manezyumun birinci yoğunlaşma enerjisi alüminyumdan büyük olmalı. Burada alüminyum büyük dediği için yanlış seçenek B şıkkında belirtilmiştir.